Şu anda evet. Futbol Plus'tan herkese merhabalar değerli izleyenler. Transfer manşetleri programında sevgili Ali Genç ile birlikteyiz. Ali hoş geldin. Hoş bulduk Kaan merhaba. Merhaba. Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın ayrılmasının ardından transfer gündemi bir aylı değişti. Çünkü Vitor Pereira zamanında biliyorsun Fenerbahçe üçlü sistemde oynuyordu. Evet. Şimdi yeni teknik direktörün sistemi bilinmez ama asıl hani bilindik sistem olarak dörtlüye geçeceği düşünülüyor. Evet. Buna nazaran Fenerbahçe sezon başında isteyip alamadığı bir oyuncu var. Fabrizio Bustos, Sabek. Fenerbahçe yeniden bu isimle ilgilenmeye başladı. Ne düşünüyorsun bununla alakalı? Şöyle e, kötü bir performans yok baktığımızda zaten sürekli oynayan bir isim. E, 2016 yılında Independiente formasıyla beraber kariyeri Hı -hı. başladı. Altyapı'dan çıktı ve e, 2021 yılına baktığımızda en son 44 maç ve bu 44 maçın hepsinde iyi 11'de oynamış. 2 gol, 3 asisti var. 5 sarı kartı var. Aslında düzenli bir isim. Düzenli forma şansı giyen bir isim. Ee, garanti bir transfer. Ama dezavantaj şu. Henüz e, kendi liginin dışına çıkmış bir oyuncu değil. Bu çok büyük bir dezavantaj. Hep Arjantin'de oynamış yani. Aynen öyle. Ee, tutabilecek bir transfer aslında ama riski dediğim gibi kendi liginin dışına çıkmamış. Avrupa görmemiş bir oyuncu. Ondan dolayı risk burada. 25 yaşında. Yaşı çok daha yaşı çok uygun şu Hı -hı. anda. Ama dediğim gibi tek risk bu aslında transferde. Şimdi şöyle de bir durum var. Sezon sonu sözleşmesi sona eriyor. O yüzden devre arasında e, görüşmelerin ilerleyeceği konuşuluyor. Ama şu detayı da unutmayalım. Örnek veriyorum. Yeni teknik direktör geldi. Dedi ki ben bu adamı istemiyorum. Benim başka istediğim bir sabek var. O zaman işte Fenerbahçe'de kartlar yeniden dağıtılır. Sene başında bu oldu. Steven Colker'ı aldı mesela Fenerbahçe. Vitor Pereira benim sistemime uygun dedi. Ali Koç de. haberi var dedi. Haberi var dedi evet. Pereira'nın. Yani Steven Colker gibi çok iyi bir stoper. Yani ligimizde geçen sezon Alanya Spor performansını gördük, izledik hepimiz ve e, kullanmadı Vitor Pereira. Ki çok da yanlış yaptı benim gözümde. Evet belki sistemine uymuyor olabilir ama Pereira'nın da sistemini gördük bu sene. Ne kadar uygun olmadığını bizim ligimize. Daha doğrusu e, üçü sonmayı kastetmiyorum. Pereira'nın kendi aklındaki sistemi kastediyorum burada. Yoksa üçü sonmayla oynayıp e, puan alan, iyi puanlar alan, iyi sonuçlar alan takımlar da var. Ama Kolkır transferi başarısız oldu orada Fenerbahçe'de. Oynamadan Fenerbahçe... gönderildi, adam dedi ki ben, e, dedik, ben bu oyuncu istemiyorum. Şimdi, bu oyuncuda da böyle bir şey olabilir. Ee, ama bu oyuncuda şöyle bir durum da var aynı zamanda, Brezilya'ya da transfer olma ihtimali var. Hani internasyonel de iyi geliniyor oyuncuyla keza. Ee, ben burada internasyonelin bir tık daha avantajlı olduğunu, düşün, olduğunu düşünüyorum çünkü Arjantin, Brezilya birbirine benzer iklimler baktığımızda. Ondan dolayı oyuncu belki oraya da tercih edebilir. Ha hiç, aklında Avrupa varsa ayrı bir olay. A aklında Avrupa varsa tabii ki de Fenerbahçe'yi tercih eder. Benim gözümde. Benim şahsi Başka görüşüm. Başka bir takım yoksa eğer. Benim şahsi görüşüm şimdi oyuncu zaten sezon sonu serbestte düşecek. Devre arasında zaten bu kadar mali durumlar sıkıntılıyken devre arasında bu oyuncuya servis vermek yerine hoca gelir, oyuncu seçilir, görüşülür. Hocam böyle böyle bir oyuncu var diye sezon sonu boşa gidiyor. Hani boşa çıkacak diye. O zaman bence daha mantıklı bir şey. Ya burada da şöyle bir sıkıntı çıkıyor ortaya. Ee, i̇nternasyonel eğer sezon ortasında anlaşırsa oyuncuyla ki son e, sözleşmesinin bitmesine malum Kurallara gereği 6 ay kala bir oyuncuyla anlaşabiliyorsunuz. Hı hı. Kulübü artık e, kendi kulübünü de, devre, devreye giremiyor orada. Mesela independiente son 6 ay kala devreye giremez. Bu bir kural sonuçta baktığımızda ve e, oyuncu istediği herhangi bir kulüpte görüşebilir. Burada internasyonel transferi bitirebilir. Risk orzatın. Peki. ya Transferdeki risk o. Peki, ha, ama dediğin gibi Hı -hı. E, transferin komple kendisi risk dediğim gibi. Çünkü Avrupa görmemiş futbolcu. Ee, olabilir de olmayabilir de performans olarak garanti bir oyuncu. Hı -hı. 44 maç 44'ü de 11. Kolay e, bulabileceğimiz bir istatistik değil bu. Gökhan Gönül'le oynuyordu Fenerbahçe'de bu kadar üst evet. üst evet. maçı en son Fenerbahçe'de. E, hat hatta şu da olur. Fenerbahçe bir kere sabek almak zorunda benim gözümde. Ya, çünkü Ferdi kendi pozisyonunda oynayamıyor en büyük dezavantajı o. Ferdi de kendi pozisyonuna geçerse, geçerse çok daha iyi performans sağlayabilir orada. Ee, ondan dolayı bir sahabe kalmalı ama bu isim Fabrizio Bustos mu ondan yüzde yüz emin değilim. Yani 50-50 e, düşünüyorum açıkçası bu transfer. <laughs> Peki o, o zaman çok teşekkür ediyorum Ali değerli Ben teşekkür ederim. <laughs> değerli Futbol Plus izleyicileri Transfer Manşetleri programında Ali Genç ile birlikteydik. Bir sonraki programlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.